Aşağıda enzim kontrolünde gerçekleşen bir dizi reaksiyonlar ve bu reaksiyonlarda görev alan enzimlerin yapısı gösterilmiş. A maddesini B'ye çeviren kimmiş? R enzimi. B'yi C'ye çeviren T enzimi. C'yi D'ye çeviren V enzimi. E'ye çeviren de Y enzimi imiş. Şimdi yapılarına bakalım. R'nin yapısında apoenzim ve B vitamini varmış. T basit bir enzimmiş. Yardımcı kısmı yok bakın. Sadece apoenzimden oluşuyor. Ve apoenzim ve demirden oluşuyormuş. Y de apoenzim ve B vitamininden oluşuyormuş. Buna göre, bu tepkimelere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye soruyor bize. Enzimler takım halinde çalışabilirler. Takım halinde çalışmışlar ki işte A'yı B'ye çevirmiş birisi, öbürü B'yi C'ye çevirmiş, diğeri C'yi E'ye çevirmiş. Bu da enzimlerin takım halinde çalıştığına kanıt. Bir yardımcı kısım farklı enzimlerle çalışabilir demiş. Burada yukarıda B vitamininin hem Y'deki enzimi etki ettiğini ve aktifleştirdiğini gördük. Hem de R'yi aktifleştirdiğini gördük. Dolayısıyla farklı enzimlerle çalışabilir. Bazı enzimler yardımcı kısım bulundurmaz demiş. T'nin yapısında bakın yardımcı kısım yoktu. Evet, basit enzim şeklinde olabilir. Bir substrat farklı enzimlerle tepkime verebilir demiş. Buradaki C substratına hem Y hem V enzimi etki etmiş. Dolayısıyla bir substrat farklı enzimlerle evet tepkime verebilir. Organik yapılı yardımcılar apoenzimlere özelken inorganik yapılı yardımcılar değildir demiş. Burada organik yapılı olan mesela B vitamini özeldir. Burada inorganik yapılı olan demir o da özeldir arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkımız yanlış. Böyle bir yorum yapılamaz.